Tüylete hoş geldiniz. Hocam tüm arkadaşlar adına başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Geçmişlerimize rahmet. Cenab-ı Hak bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Aldığım nota göre en son 77. hadisi okumuşuz. 78'den itibaren devam edelim inşallah. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet. İmam Bukhari ve Müslim tarafından nakledilmiş. Diyor ki Abdullah İbni Mesud Hazretleri Haddetena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve sadıkul mastuk inne halka ahadikum yücme'u fi batni ummihi erba'ine yevmen nutfeten ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki sizden her birinizin anne karnındaki evreleri, yaratılış süreçleri önce 40 gün nutfe, bir damla su. İlk 40 gün bir damla su. Sonraki 40 gün bir alaka, rahim cidarına tutunmuş bir parça. Sonraki 40 gün bir çiğnem et, mudga. Bir çiğnem et parçası. Üçüncü 40 gün geçtikten sonra Allah Teala ona bir melek gönderir. O melek şu dört hususu yazar. Nasıl amel işleyecek? Nerede, ne zaman ölecek? Eceli, ne kadar yaşayacak? Rızkı, ne kazanacak, ne yiyecek, ne sarf edecek? Ve bedbaht mı olacak, yoksa mutlu mu olacak, bahtiyar mı olacak? Bunları yazar melek. Sonra ona ruh üfler. Üçüncü 40 günden sonra bunları yazdıktan sonra melek anne karnındaki cenine ruh üfler. O aşamadan sonra o artık bir canlıdır.
Efendimiz sonra yemin ederek sözlerine şöyle devam ediyor. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki sizden biriniz dünyaya geldikten sonra cennet ehlinin amelini işler. Cennetliklerin yaşadığı gibi yaşar. Öyle ki cennetle arasında bir karış mesafe kalır. Bir dirsek boyu mesafe kalır. Sonra yazgısı onun önüne geçer. O esnada cehennem ehlinin amellerinden bir amel işler ve o amel onu cehenneme sokar. Yine sizden biri de ömrü boyunca cehennemliklerin amelini işler. Derken cehennemle arasında bir dirsek boyu mesafe kalır. Sonra onun da yazgısı önüne geçer. Cennetliklerin amellerinden bir amel işler ve o amel de onu cennete sokar. Evet, bu hadis-i şerif İmam Bukhari ve Müslim tarafından nakledilmiş hadis-i şeriften çıkartmamız gereken gerçekten çok fazla sayıda ders var. Bunlardan birincisi, hepimizin, her birimizin anne karnında geçirdiğimiz süreçler. Yani her birimiz önce bir damla su, arkasından rahim cidarına tutunmuş bir kan pıhtısı, arkasından bir çiğnemlik et ve sonra ruh üfürülmesiyle canlı hüviyeti kazanmamız. Bu yaratılış evreleri her birimizin dünyaya geldikten sonra malımıza, mülkümüze, servetimize, devletimize, şanımıza, şöhretimize, etiketimize, mevkimize, makamımıza aldanmamamız gerektiğini, bunların arizi ve geçici şeyler olduğunu, aslımızın, özümüzün işte bu bir damla su olduğunu unutmamız. Cenab-ı Hak insanı ekrem-i mahlukat olarak, eşref-i mahlukat olarak yaratıyor. Fakat bir taraftan da böyle bir hakikat var. Hepimizin aslı, özü bu. İnsan bu dünyadaki yaşantısıyla, gidişatıyla, insanlarla ilişkileriyle, Rabbi ile münasebetiyle, kendi ruh dünyasında, iş dünyasında yaşadığı ve yaşattığı değerlerle bir anlam kazanıyor. Ya da bu ilişkileri ne kadar harap ederse, ne kadar istismar ederse kendi değerini o kadar düşürüyor. İkinci husus, melek anne karnında bizim alın yazısı dediğimiz, yazgı dediğimiz dört hususu yazıyor. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisiyle şüphesiz bildiği, ezelden beri bildiği şeyler. Bu dünyada her birimizin nasıl amel işleyeceği, nasıl bir hayat yaşayacağı, hangi istikamette gideceği Cenab-ı Hak tarafından biliniyor. Cenab-ı Hak ilmi ezelisiyle bildiği bu şeyi, ezelden beri bildiği bu şeyi, anne karnında kendisine ruh üfürüle celine alın yazısı olarak bir daha tescil ettiriyor. Sonra ne kadar yaşayacağız? Ömrümüz ne kadar olacak? Ne zaman, nerede, nasıl öleceğiz? Bunu da Cenab-ı Hak biliyor, ilmi ezelisiyle biliyor. Ve bildiği bu şeyi bizim de bildiğimizi bize de bildirmek için, bildiğini bize de bildirmek için alın yazısı şeklinde tekrar hayatımıza sokuyor. Üçüncü husus, rızkı her birimizin nerede, ne zaman, ne kazanacağı, nereye sarf edeceği, boğazımızdan geçecek her bir lokma Cenab-ı Hak tarafından biliniyor ve bu yazılıyor. Ve nihayet hayatımızı
bahtiyar olarak mı yaşayacağız, bedbaht olarak mı yaşayacağız? Ahirette sevinenlerden mi olacağız, hüsrana uğrayanlardan mı olacağız? Bunu da şüphesiz Cenab-ı Hak biliyor. Ve bildiği bu şeyi bize de fark ettirmek için bir kere daha bu aşamada dünyaya sıkıyor. Hadisin ikinci kısmı gibi duran, hadiste ikinci kısım gibi duran husus da bu yukarıyla bağlantılı. Ve bize diyor ki, hayatınız boyunca güzel işler yapın. Hayatınızı düzgün bir insan olarak yaşayın. Müstakim olarak yaşayın. Dümdüz ve şeffaf bir hayat yaşayın. Ama amelinize de asla güvenmeyin. Ben şöyle namaz kılıyorum, böyle oruç tutuyorum, kalbim böyle temiz. Buna güvenmeyin. Cenab-ı Hakk'ın yardımından, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden, kudretinden hiçbir varlık müstahni değil. Hiçbir varlık ona ihtiyaçsız değil. Bizim akaid metinlerimizde geçiyor. Bir kimse göz açıp kapayıncaya kadar geçen süre içinde benim Allah'a ihtiyacım yoktur dese, böyle düşünse dinden çıkar. Aldığımız her nefeste biz ona borçluyuz. Onun sayesinde nefes alıyoruz. Vücudumuzdaki pek çok organ bizim irademiz dışında ama onun kudretiyle, onun izniyle otomatik olarak çalışıyor. Kalbimiz çalışıyor. Biz bir şey yapmıyoruz bunun için. Ve her saniye vücudumuzdaki kan devran ediyor, temizleniyor, kirleniyor, tekrar temizleniyor ve bu biteriye böyle devam ediyor. Bunu biz yapmıyoruz. Bunu Cenab-ı Hak yapıyor. O halde iradi gibi görünen fiillerimizde de, gayri iradi fiillerimizde de Cenab-ı Hakk'a muhtaç olduğumuzu unutmayacağız. Kader diye bir şey var mıdır? Evet, vardır. Ve bu bütün anlattığımız şeyler kadere dahil şeylerdir. İnsan bazen eşyanın, hadiselerin görünen yüzüne aldanarak hükümler verebiliyor, yargılara varabiliyor. Eşyanın ve hadiselerin görünen yüzüne değil, özüne, künhüne, hakikatine nüfuz edebilmek ayrı bir şey. Bu bir Allah vergisi, bu bir teslimiyet, bu bir dirayet işi. Kendi fiillerimizi kendimiz yapıyoruz gibi düşünebiliriz. Kararlar veriyoruz, tercihlerde bulunuyoruz. İyi kötü, doğru yanlış, güzel çirkin ayrımlarında bulunuyoruz. Bütün bunlar da Cenab-ı Hakk'ın kudretinin, iradesinin, meşiyetinin her an, her saniye devrede olduğunu hiç unutmayalım. Hakikat budur. İnsanoğlunun hakikati budur. Dünyanın hakikati budur. Hayatın hakikati budur. Allah'tan bağımsız, Allah'a ihtiyaçsız bir hayat ancak isyankar insanların kabul edebileceği bir şey. Ancak isyana bulanmış insanların telaffuz edebileceği bir şey. Allah'tan bağımsız bir hayat yaşamıyoruz. Yaşayamayız. Bu mümkün değil. İşte hadisin ikinci kısmı bize bunu söylüyor. Hayatınız boyunca güzel işler yaparsınız. Bunlara güvenirsiniz. Boş verirsiniz. Kalbinizle irtibatı koparırsınız. Allah'la irtibatı koparırsınız. Sonra bir amel işlersiniz. Menzile bir adım kalmıştır. Bir adım sonra kurtulacaksınız. Ama bu aldatıcı güven, Rabbimiz öyle buyuruyor. Şeytan sizi Allah'ın hilmine güvendirmez. Allah nasıl olsa affeder, nasıl olsa bağışlayıcıdır, rahmeti gazabını geçmiştir diye sizi Allah'ın hilmine güvendirmesin. İşinizi sağlama alın. Evet, menzile bir adım kalmıştır. Bir adım sonra kurtulacağız ama o rehavet, o son dönemeçteki aldatıcı gurur, rehavet gelir, kendi paçalarımıza amelimizi dolandırır, Allah korusun. Son anda
finali çok kötü yapar ve bedbaht oluruz, hüsran olur. Bu mümkündür. Dolayısıyla amelimize güvenerek hiçbir şeyi garantiye aldığımıza inanmayalım. Buna bel bağlamayalım. Her şey Allah'ın elinde. Her an onun rahmetine, merhametine, affına, affediciliğine sığınarak onunla münasebeti canlı ve diri tutarak yaşayın diyor Efendimiz. Ve nihayet hadisin son kısmı bize diyor ki hayatınız boyunca beşer, hasbel beşer hatalar, kusurlar işlemiş olabilirsiniz. Yanlış işler yapmış olabilirsiniz. Cehenneme bir adım kala bir mesafede yaklaşmış olabilirsiniz. Ama bu aşamada bile umutsuz olmayın, yeyse düşmeyin. Bu aşamada bile yapacağınız bir kurtarıcı amel, atacağınız bir düzgün adım sizi cennete götürür. Onun için insan ne ameline güvenip rehavete kapılacak, ne de ümitsizliğe kapılacak. Ben bu kadar melanet işledim, bu kadar yanlış işler yaptım, benden umut yok, dünyam da berbat, ahiretim de berbat, mümince bir tavır değildir. Hatırlarsınız Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Buhari Müslim'de geçen bir rivayettir. İsrail oğullarından bir kadını misal veriyor. Ömrü boyunca çirkin işler yapmış, münkerata bulaşmış. Ömrü bu işlerle geçmiş. Bir yerden bir yere giderken bir çöl yolculuğunda bir kuyunun başına uğruyor. Susamış, su içecek. Kuyunun başında bir hayvancağız, bir köpek susuzluktan dili dışarıya sarkmış. Öldü, ölecek. Kadın kuyuya iniyor, ayakkabısını su dolduruyor, ağzına alıyor. Elleriyle tırmanarak yukarı çıkıyor ve o köpeğe o suyu içiriyor. Bu ameliyle Cenab-ı Hak onu bağışlıyor. Bu ameliyle geçmiş bütün günahlarının, kusurlarının, çirkinliklerinin üstüne bir kalem çekiyor. İşte bu. Ömrü boyunca insan yanlış yaşamış, eğri yaşamış olabilir ama Allah'tan umut kesilmez. Tevbe kapısı açık olduğu sürece kurtuluşu hak etmek mümkündür. Allah'la irtibatı kesmemek kaydıyla. Evet, gene bir Buhari ve Müslim rivayeti. Allah ikisine de rahmet eylesin. Sehl bin Sa'd isimli sahabiden geliyor rivayet. Bu asıl adı Hazn olan bir sahabi. Efendimiz kötü isimleri, kötü çağrışım yapan isimleri değiştirilmiş. Onun adını Sehl koymuş. Ensardandır, sahabenin gençlerindendir. Efendimiz vefat ettiğinde 15 civarında idi yaşı. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. İnnel abde le ya'malu amele ehlin nari ve innehu min ehlil cenne ve ya'malu amele ehlil cenneti ve innehu min ehlin nar ve innemel a'malu bil havatim. Az önce okuduğumuz hadis-i şerifin bir tefsiri mahiyetinde bir hadis. Efendimiz buyuruyor ki bir kul aslında cennete gidecek bir kişi olduğu halde, cennetlik olduğu halde hayatında bakarsınız hep cehennemliklerin amelini işliyor. İşi gücü yanlış işler ama akıbette işleyeceği, o son kertede işleyeceği bir salih amel onu cennete koyacak. Bir kul da ömrü boyunca hep cehennemliklerin, cennetliklerin amelini işler. Siz zannedersiniz bu adam cennetlik, bu adam veli ama ömrünün sonunda şeytan onun ayağını kaydırır, cehennemliklerin amelini işler ve cehenneme gider. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ Sonuna bakacağız. İşin sonu ne durumda? Son nefes diyoruz ya, işte o önemli. Evet, insan yaşadığı gibi ölür,
öldüğü gibi haşrolur. Fakat Cenab-ı Hak'la ilgisini kesmemek kaydıyla, ameline güvenmemek kaydıyla umut ve denge, korku ve emniyet arasındaki o dengeyi muhafaza etmek şartıyla. Akaid kitaplarımızda vurgulanan bir şeydir. Vel emnu vel iyasu yenkulâne an milletil İslam. Kişinin Allah Teala'dan yana, onun azabından yana kendini garantide hissetmesi de, Allah'tan umut kesmesi de kişiyi dinden çıkaran iki düşünce tarzıdır. Mümin korkuyla umut arasında olacak. Her bir mümin için de bunu böyle düşüneceğiz. Mümin kardeşlerimiz için biz onların cennetlik olacaklarını umarız. Ama amellerinden dolayı azap görebileceklerinden de endişe ederiz. Hiç kimse için, özellikle mümin ümmeti Muhammed için tabii ki, bu kesin cennetliktir ya da bu kesin cehennemliktir demeyelim. Son ameline bakalım. Elbette kişinin nasıl can vereceği, bu hayatta yaşadığı yaşama tarzıyla, hayatı yaşama tarzıyla bize bir takım ipuçları verebilir. Ama biz insanların akıbeti konusunda hüküm vermekle memur değiliz. Böyle bir yetkimiz de yok zaten. İnsanları cennete ya da cehenneme göndermek gibi ne bir yetkimiz var ne bir görevimiz var. Kendi dünyamıza, kendi amelimize bakacağız. Evet. İmam Müslim tarafından nakledilmiş bir rivayet var sırada. Hazreti Ayşe annemizden geliyor. Allah ondan razı olsun. Diyor ki: "Du'ya Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ila cenazeti sabiyyin minel ansar. Fekultu ya Resulallah, tuba lihada husfurun min asafiril cenne. Lem ya'melis su'e ve lem yudrikhu. فقال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم." Hazreti Ayşe validemiz diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ensar'dan birisinin bir çocuğu, küçük bir çocuk vefat etmişti. Onun cenazesine davet edildi. Ben Efendimiz'e dedim ki, buna ne mutlu ey Allah'ın Resulü. Cennet serçelerinden bir serçe. Cennet kuşlarından bir kuş. Kötü bir amel işlemedi, kötülük onu bulmadı. Çocukken öldü, günahsız öldü. Bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki, اَوَ غَيْرُ ذَٰلِكِ يَا عَائِشَ. Bundan başkası mı olacaktı ya Ayşe? Şüphesiz ki Allah cennet için bir takım insanlar yaratmıştır. Cennetlikler yaratmıştır. Onlar henüz babalarının sulbündedir. Dünyaya gelmemiştir ama cennetlik oldukları ilmi ezeli de tayin edilmiştir, belli edilmiştir. Dünyaya gelecekler ve cennete gidecekler. Cehennem için de bir kısım insanlar yaratmıştır. Cehennem ehlini yaratmıştır. Ve onlar da henüz babalarının sulbündedir. Dünyaya gelmediler. Henüz insan vasfını haiz olmadılar. Ama cennete gidecekleri ilmi ezeli de bellidir. Evet. Allah Teala'nın insanın akıbetini bilmesinden, her birimizin ayrı ayrı akıbetini bilmesinden daha tabii bir şey olmaz. Zamansallık bizim için söz konusu, insan için söz konusu. Biz geçmiş diyoruz, şimdi diyoruz, gelecek diyoruz. Bu bize göre. Zaman Allah'ın mahlukatından bir mahluk. Allah tarafından yaratılmış bir mahluk. Dolayısıyla Allah Teala hakkında zamansallık söz konusu değil. Biz bizim için gelecek olarak ifade ettiğimiz zaman dilimine ilişkin hiçbir şey bilmiyoruz. Allah Teala'nın vahiy ile Efendimiz'e bildirdikleri hariç. İşte
ahiret var diyoruz, öldükten sonra dirilme var diyoruz, cennet var, cehennem var diyoruz. Bunlar bizim için gelecektir ve meçhuldür. Vahiy bildirmezse, vahiy haber vermezse biz bunları bilemeyecektik. Ayrıca kendi hayatımıza ilişkin de bir geleceğimiz var. Her birimizin kendimize özgü, kendine özgü bir geleceğimiz var, bir istikbalimiz var. Biz bunu bilmiyoruz. Bunun bilgisi, ilmi bizden saklanmış, bize gizlenmiş, Cenab-ı Hak tarafından açıklanmamış. Ama o biliyor. Nasıl cennet var, cehennem var, öldükten sonra insanların bir kısmı cennete, bir kısmı cehenneme gidecek. Kim nereye gidecek bunu biliyor Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette cennetliklerle cehennemlikler arasında cereyan edecek konuşmalar geçiyor. Hesap anında, mahkeme-i kübrada yaşayacaklarımız zikrediliyor. Ahiret ahvaline ilişkin pek çok ayet var. Detaylı olarak bize bu ahvalden haberler veriyor. Bunları nasıl biliyor Cenab-ı Hak? İlmi ezelisiyle ahiret ahvalini nasıl biliyor? Kıyametin ne zaman kopacağını nasıl biliyor Cenab-ı Hak ilmi ezelisiyle? Biliyor mu? Biliyor. Pek çok Kur'an ayetiyle sabittir ki kıyametin kopacağı vakti Allah'tan başka kimse bilmez. Ama gelecek değil mi? Bizim için istikbal, meçhul. Biz bilmiyoruz. Cenab-ı Hak saniyesi, salisesi, salisesine kıyamet ne zaman kopacak bunu biliyor. Böyle külli bir istikbali bütün detaylarıyla bilen Cenab-ı Hak bizim her birimizin cüz'i istikbalini elbette bilir. Her kim ki Cenab-ı Hak bunu bilmezdir, Cenab-ı Hakk'a cehalet atfeder, o Rabbül Alemin'e imanda yeniden o iman iddiasını gözden geçirmek zorundadır. Cenab-ı Hak için zamansallık söz konusu değil. Keza Cenab-ı Hak için mekansallık da söz konusu değil. Bunlar bizim için, mahlukat için. Zaman ve mekan, zamansallık ve mekansallık mahlukat için, bizim için söz konusudur. Cenab-ı Hak için söz konusu değil. Bazen halk arasında günlük konuşmalarda işte yukarıda Allah var deriz. Sözümüze Allah'ı şahit tutmak için mesela. Bu çok tehlikeli bir sözdür. Çok yanlış bir sözdür. Cenab-ı Hak yukarıda değil. Cenab-ı Hak aşağıda değil, sağda değil, solda değil. Cenab-ı Hak için yön söz konusu değil. İnsan kendi algı dünyasıyla hep somut cisimleri, somut nesneleri algılayıp, müşahede edip, algı sistemini bunun üzerine kurduğu için soyut düşünemiyor. Soyut düşünürken zorlanıyor. Onun için Cenab-ı Hakk'a da böyle bazen hayalimizde, tasavvur dünyamızda bir şekil, bir mekan tayin etme gafletine düşebiliriz. Ama bu konuda uyanık bir zihin ve ikaz edici bir iman şuuruna sahip olanlar Cenab-ı Hak için zamansallık ve mekansallığın söz konusu olmadığını bilirler. Ruh, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir varlıktır. Hepimiz buna inanıyoruz. Peki ruh nasıl bir şeydir? Ruhu bilmiyoruz değil mi? Nasıl bir şeydir bilmiyoruz. Ama inanıyoruz. Ruhun nasıl bir şey olduğunu bilmeyen insan, bunu bilmediğini itiraf eden insan, Cenab-ı Hakk'ın zatına ilişkin cehaletini de itiraf etmek zorundadır. Biz Cenab-ı Hakk'ın zatıyla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Efendimiz de zaten Cenab-ı Hakk'ın zatını düşünmeyin buyuruyor. Bizi bundan men ediyor. Cenab-ı Hakk'ın zatına ilişkin aklınıza gelen her ne varsa, her ne suret, her ne biçim varsa Cenab-ı Hak ondan başkadır. Cenab-ı Hakk'ın kudretini düşünelim, nimetlerini düşünelim, zatını düşünmeyelim. Düşünsek de varacağımız şey hüsrandan başkası değil nitekim. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın varlığı, zatını ihata etmek, Cenab-ı Hakk'ın zatının mahiyetini kavramak insan gücünün, kudretinin dışındadır. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'den gelen bir rivayet var sırada.
İmam Bukhari ve Müslim birlikte nakletmişler. Diyor ki قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلِ قَالَ اِعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيَسِّرُهُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسِّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى الْآيَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Diyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu: sizden hiç kimse yoktur ki Allah onun cennette gideceği yeri, kalacağı yeri, cehennemde kalacağı yeri ve cennette kalacağı yeri yazmış olmasın. Yani her birimizin cennetlikse cennette, cehennemlikse cehennemde kalacağımız yer şu anda tayin edilmiş, belli, Cenab-ı Hakk'ın malumu. Efendimiz böyle buyurunca sahabeden bazıları dediler ki اَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلِ Eğer gideceğimiz yer belliyse o halde amel işlemeyi bırakalım. Nasıl olsa gideceğimiz yer belli. Niye amel işliyoruz? Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: اَعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ Amel işlemeye bakın. Zira herkese akıbette gideceği yere kendisini götürecek amel kolaylaştırılmıştır. Bu işin püf noktasını açıklayan bir nebevi hikmet. Bu dünyada hangi amelin bize kolaylaştırıldığına bakalım. Akıbetimiz hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. Mümine iman sevdirilmiştir. Mümini, Efendimiz öyle buyuruyor, esirler arasında bir kadın var, çocuğunu almış kucağına, emziriyor. Efendimiz bu kadına ve çocuğuna bakın buyuruyor. Bu kadın çocuğunu ateşe atar mı? Hayır diyorlar, atmaz. Allah da kulunun cehennem ateşine girmesini bu kadının çocuğunu sakınmasından daha fazla sakınır. Dolayısıyla mümine imanı öyle bir sevdirmiştir ki ateşe atılmak, ateşte yanmak mümin için küfre gitmekten, küfre düşmekten daha ehvendir. Mümine deseniz ki seni şu ateşte yakacağım, kelime-i küfrü söyle. Mümin ateşte yanmayı, küfür kelimesi söylemeye tercih eder. Mümin Ramazan gelince Ramazan orucunu bir neşeyle, bir heyecanla bekler. Ramazan gelince bir ay sabahtan akşama kadar aç dur. Bunu öyle bir neşe haliyle yapar ki, öyle bir sevinç haliyle yapar ki hepimiz bekleriz. Ramazan geleceğine yakın bir heyecan kaplar içimizi, ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, milletimizi, yaşadığımız yeri bir heyecan kaplar. Ramazan geliyor. Ramazan, severiz Ramazan. Cenab-ı Hak Ramazan'ı bize sevdirmiştir. Bütün meşakkatine rağmen yazılırız, sıraya gireriz, kura çıkmayınca üzülürüz, hayıflanırız hacca gitmek için. Oysa hac başlı başına bir meşakkattir. O kalabalık, o izdiham, o sıcak bir izdihamdır. Ama mümin, bir kere giden insan ömür boyu hep bir daha gitmenin iştiyakıyla, arzusuyla yanar kavrulur. Bir daha gitsem o topraklara diye. Cenab-ı Hak mümine imanı, ibadeti böyle sevdirmiş.
Kandil geceleri gelir, içimizi bir heyecan sarar. Çoluk çocuğumuzu, evimizi bir heyecan sarar. Kandil gecesi. Yani somut bir şey değil oysa. Herhangi bir gece. Her geceki gibi ay doğuyor, batıyor, karanlık çöküyor, ertesi gün güneş doğuyor, herkes işine gücüne gidiyor. Ama o geceyi bizim dünyamızda önemli kılan, değerli kılan, bizi o geceyi heyecanla karşılamaya sevk eden bir iman var, bir algı durumu, bir ruh durumu var. İşte cennete gidecek insanlar için cennetin amelinin kolaylaştırılmış olması tam da böyle bir şey. Keza bir gayrimüslime, affedersiniz, sabahın köründe tam sabah namazı vaktinde köpeğini gezdirmeye çıkarır. Ama tam sabah namazı vaktidir. Hadi desen ki bir iki rekat namaz kıl, bir abdest al, almaz. O vakitte kalkar köpeğini gezdirmek için ama namaz kılmak için kalkmaz. Ya da bir fakirin bir ihtiyacını gidermek için kalkmaz. Rejim yapmak için aç durur. Hadi oruç tut desen tutmaz. Çünkü küfür de ona hoş gösterilmiş, sevimli gösterilmiş, kolaylaştırılmış. Yaşadığı hayattan o kadar memnundur, o kadar razıdır ki o hayatı yaşamayan insanlara garipseyerek bakar. Ya bu insanların nesi var, niye benim gibi yaşamıyorlar? Batıya gidenler bunu çok rahat hisseder. Garipseyerek bakarlar. Niye bu Müslümanların derdi? Bu kadınların derdi ne? Bu sıcakta başlarını bu kadar kapatıyorlar. Bürünüyorlar, örtünüyorlar. Nedir bu yani? Bunun anlamı ne? Onu başını örten kadına soracaksın. Onun dünyasına gireceksin. O başörtüsünün, o tesettürün onun için ifade ettiği anlama nüfuz edeceksin. O zaman anlarsın. Ama bir gayrimüslimden bunu beklemek de çok mümkün değil. Çünkü onun yaşadığı hayat ona sevdirilmiş, kolaylaştırılmış. Mümine de iman sevdirilmiş, kolaylaştırılmış. Dolayısıyla evet, her birimiz akıbette gideceğimiz yere bizi götürecek olan amel bize kolaylaştırılmış olarak yaşıyoruz. Cenab-ı Hak bizi bu amel üzere son nefesimizi vermeyi cümlemize nasip eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada hadisin devamında söylediği bir şey var. اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُّيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ Mutlu kişiye, saadet ehli kişiye mesut olacak cennet hayatında ebedi saadeti elde edecek kişiye gelince ona bu hayata kendisini götürecek olan amel kolay kılınacaktır, kolaylaştırılacaktır. Şakî olan, bedbaht olan, ahiretini berbat edecek olan insana da bu doğrultudaki işler kolaylaştırılacaktır. Sonra Efendimiz şu ayet-i kerimeyi okuyor. Leyl suresinin 5 ila 7. ayetleri. Onun için kim elinde bulunandan verir, infak eder, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse biz de onu en kolay olana iletiriz. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın kudreti bizim tercihlerimize, bizim amellerimize göre tecelli ve tezahür ediyor. Biz ne istersek Cenab-ı Hak onu veriyor. Saadet istersek saadeti veriyor. Şekavet istersek, bedbahtlık istersek onu veriyor. Evet. Ebu Hureyre Hazretlerinden gelen bir rivayet var sırada. Diyor ki قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَى اِبْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا اَدْرَكَ ذَٰلِكَ لَا مُحَالَةَ فَزِنَ الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَ الْلِسَانِ الْمَنْتِقُ
وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَٰلِكَ وَيُكَذِّبُهُ Muttefakun aleyh. Gene İmam Bukhari ve Müslim'in naklettiği bir hadis, Ebu Hureyre Hazretleri naklediyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki diyor, hiç şüphesiz Allah Teala Ademoğluna zinadan nasibini yazmıştır. Zina işleyecek olan kimsenin o zinadan alacağı nasibi yazmıştır. Edreke zelike la muhalete. Bu gelip kulu bulacak, kul bu fiili işleyecek, kaçış yok. Nasıl işleyecek? Şeytanına kulak verecek, nefsine kulak verecek. Hadi bir seferlik yapayım diyecek. İradesini o doğrultuda kullanacak ve Cenab-ı Hakk'ın bildiği ve yazdığı fiil tahakkuk edecek. Cenab-ı Hak insanı zorlamayacak. İnsan iradesini kullanarak hadi bir seferlik yapayım diyecek, onu yapacak. Cenab-ı Hakk'ın ilmi yanılmaz. Cenab-ı Hak insanı zorlamaz, insan tercihleriyle, iradesiyle yapar yaptıklarını. Onun için ya cennete gider ya cehenneme gider, ya sevaba nail olur ya azaba nail olur. Anlamı budur. İnsan iradeli bir varlık. Cenab-ı Hak insanı hiçbir şeye zorlamıyor. Ama insanın yaptığı hiçbir şey de Cenab-ı Hakk'ın ilminin dışında değil. Cenab-ı Hak bir şey yapacağımızı biliyorsa biz irademizi kullanarak o işi yapacağız da. Onun için Cenab-ı Hak yazdı bunu levh-i mahfuzda, anne karnında, alnımıza. Bu kul bu fiili işleyecek diye yazdı. Biz o yazdığı için işlemiyoruz. Biz işleyeceğimiz için o yazdı. Evet. Bu zina mutlaka gelip kulu bulacak buyuruyor Efendimiz. Fezinel aynin nazaru. Gözün zinası bakmaktır. Her bir organın, her bir uzvun bu fiilden bir nasibi var. Gözün zinası bakmaktır. Gayrimeşruya, harama bakılmaması gerekene bakmaktır. Ve zinel lisanil mantıku. Dilin de bir zinası var. O da söylememesi gerekeni söylemek. Burada biraz duralım. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde Allah bilir ya, en fazla gaflete bu noktada düşüyoruz. Dilimize hakim olma terbiyesi, toplum olarak buradaki topluluğu tenzih ederim. Dilimize hakim olma terbiyesi çok büyük ölçüde hayatımızdan çıkmış. Dilimize hakim değil. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki men amene billahi vel yevmil ahiri, üç şey saymış. Üçüncü de fel yekul hayran ev liyaskut. Hayır söylesin veya sussun. Bu kendisine bir şey sorulduğunda hayır söylesin değil. Bütün hayatı boyunca. Her hayatın her aşamasında, her anında, her enstantanesinde ya hayır söylesin veya sussun. Günlük hayatı yaşarken, komşularımızla münasebetteyken, arkadaşlarımızla sohbetteyken, herhangi bir durumda dilimizle kalbimiz arasındaki bağlantının çok zayıf olduğunu, dilimize hakimiyet iradesini genellikle kaybettiğimizi görüyoruz. Hepimizin hayatında bu görülebilir bir şey. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nasip olursa okuyacağız, ileride gelecek. Sahabeden Hazreti Muaz radıyallahu anh'a epey bir tavsiyede bulunmuş. O tavsiye istemiş, o da tavsiyede bulunmuş. Epey bir uzun bir rivayet. En son Efendimiz bütün bu söylediklerini özetleyen bir şey söyleyeyim mi sana demiş ey Muaz. O da buyur ya Resulallah demiş. Efendimiz eliyle dilini tutmuş. Küffe aleyke hâdâ buyurmuş.
bunu tut. Buna hakim ol. Buna hakim olursan mesele biter. Bütün mesele burada. Muaz şaşırmış ya, Resulullah Allah demiş. Biz dilimizle söylediklerimizden de sorguya mı çekileceğiz? Bunun üzerine Efendimiz buyurmuş, anan seni kaybetsin ey Muaz. İnsanları yüzlerinin üstüne veya bir rivayette burunlarının üstüne cehenneme yuvarlayan şey dilleriyle kazandıklarından başka bir şey midir? Evet, dilimizle ilişkimiz, dilimizin kalbimizle münasebeti, dilimize hakimiyet çok önemli ve modern zamanlarda çok çok ihmal ettiğimiz bir şey. Geçenlerde kendimi tutamadım, Twitter'da bir tweet attım. Dedim ki arkadaşlar, en çok gaflete düştüğümüz yer, bak yerlerden birisi burası. Bakıyorum, o kadar fuzuli şeyler yazıyor ki, bu da buraya giriyor, ya hayır söyle ya sus. Geçenlerde bir mağazanın vitrininin önünden geçerken şöyle bir şeye gözüm tık kardeşim. Ne bununla kendini meşgul et, ne de başkalarını meşgul et. Ya hayır söyle, ya da bunu kullanma. Bu azaların her biri kıyamette bizim aleyhimize ya da lehimize şahitlik edecek. Dilimiz susturulacak, azalarımız konuşacak. Yasin suresinde, başka surelerde açık bir şekilde bu belirtiliyor. Dilimiz susturulacak, hangi azamızla ne amel işlemiştik o konuşacak. Dolayısıyla ne yapıyoruz, ne söylüyoruz, ağzımızdan çıkan nedir, azalarımızdan sadır olan nedir, elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı hangi doğrultuda istihdam ediyoruz, ne ile meşgul ediyoruz, bunlar hep yazılıyor. Efendimiz devam ediyor. Ve nefsu temenna ve teştehi ve farcu yusaddiqu zalik ve yukaddibuhu. İnsanın işlediği zina fiili aslında bütün benliğiyle istediği bir fiildir. Bu fiilden insanın sadece bir organı sorumlu değildir. İnsan zinayı bütün benliğiyle istiyor, nefsiyle istiyor, kendisi olarak istiyor ve bunu bir organı hayata geçiriyor. Tıpkı iftira gibi, tıpkı yalan gibi, tıpkı dedikodu gibi, tıpkı harama bakmak gibi, tıpkı harama yürümek gibi. Dolayısıyla zina deyince sadece bir cüz'i fiili anlamayalım. Bütün benliğimizle içinde bulunduğumuz, arzu ettiğimiz, bilerek, isteyerek işlediğimiz bir çirkinliği anlayalım. Ve fi rivayetin li Müslim, bu naklettiğimiz İmam Müslim ve İmam Buhari'nin birlikte naklettikleri şekil idi, rivayet idi. İmam Müslim bir başka varyantını daha zikretmiş bu rivayetin. Şöyle: Kutibe ala ibni Adem'e nasibuhu minezzina mudrikun zelike la muhalete. Adem oğluna zina yazılmışsa, zina edecekse kaçış yok. O fiil onu gelip bulacak. O kişi o fiili işleyecek. El-aynani zinahumen nazaru. İki gözün zinası harama bakmaktır. Vel-udunani zinahumel istima'u. İki kulağın zinası işitmektir. Haramı işitmektir. Gayri meşruya açılmak. وَالْلِسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ Dilin de zinası var. O da gayri meşru konuşmaktır. وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ Elin zinası harama dokunmaktır. وَالْرِجْلُ زِنَاهَا الْخُطَى Ayağın zinası harama adım atmaktır, yürümektir. وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُسَدِّقُ ذَٰلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ İnsan kalbiyle ister,
arzu eder, temenni eder. Cinsel organı da bunu işler ya da işlemez. Hata o organda değil, hata kalpte, kalbe hükmeden insanda. Evet. İnsanın arzularına hakim olması, bu Müslümandan başkasının hayatında kolay kolay görülebilecek bir şey değil. Arzularına hakim olmak, bilhassa kalbine hakim olmak. Bizim zühdiyat kitaplarımızda, tasavvuf kitaplarımızda emrazul kulub diye bahisler vardır. Kalp hastalıkları. Şimdiki topluma bunu söylediğiniz zaman akla kardiyoloji geliyor. Ama biz insanı insan yapan en önemli organ olan kalbin göğsün bu sol yanındaki yumruk büyüklüğündeki etten ibaret olmadığını biliyoruz. Efendimiz buyurmuş ki aleyhissalatü vesselam, dikkat edin, vücutta, bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olduğunda bütün beden sağlıklı olur. O hasta olduğunda bütün beden hasta olur. Dikkat edin, o kalptir. Biz Müslümanlar olarak şunu biliyor, şuna inanıyoruz ki insanın bedenini ve ruhunu, bedeniyle ruhuyla bütün olarak insanı yöneten kalptir. Akıl kalptedir. İnsan kalbiyle bilir, kalbiyle inanır, kalbiyle inkar eder, kalbiyle sevinir. Kur'an-ı Kerim'de buyurur, لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Kafirler için, inkarcılar için. Onların kalpleri vardır ama o kalple akletmezler. Akıl başta değildir, kalptedir. İnsanın, insan vücudunun benliğinin merkezi kalptir. Onun için bu kalp hasta olduğunda bütün beden hasta oluyor. Bütün beden, bütün organlar kalp tarafından yönetildiği için kalp sağlıklı giderse diğer organlar da onu takip ediyor. Hükümdar kalp. Onun için Efendimiz, o sağlıklı olursa bütün beden sağlıklı olur, o hasta olursa bütün beden hasta olur buyurmuş. Ama kalbini insan nasıl yoklar, nasıl kontrol eder? Kalbi nasıl hizaya getirir? Kalbi nasıl sağlıklı tutar? Bu ayrı bir uzmanlık işi. Kardiyoloji nasıl bir uzmanlık işi? Kalbiyoloji de öyle bir uzmanlık işi. Bunu kardiyologlar değil, kalbiyologlar bilir. Onlar hal ehli insanlardır. Kalbin hastalıkları olduğu, bir takım hastalıklara düçar olduğu ve bunların tedavisinin, çaresinin bulunduğu hakikati bir tek Müslümanlar tarafından bilinen, söylenen ve uygulanan bir hakikattir. Sadece bedenimizle değil, kalbimizle yaşayan Müslümanlar olarak, hayatının ve bedeninin merkezinde kalbi bulunan insanlar olarak kalbi istikametimizi muhafaza ettiğimiz ölçüde Müslümanlığımız müstakim olur. Kalbimizde bir arıza varsa azalarımızın işlediği amel sureta, görünüşte düzgün olsa bile içi boş olur. Riya münhasıran kişinin kendisinin bilebileceği bir şeydir bakın. Riya, gösteriş. Namaz kılıyor bir insan. Çok güzel namaz kılıyor. Bakıyorsunuz uzun uzun rükuda kalıyor. Uzun uzun secde yapıyor. Dışarıdan bakıyorsunuz, öykünüyorsunuz, imreniyorsunuz. Ama kalbinde bir arıza var. Adam onu beni böyle görsünler diye yapıyor. Kendisi biliyor bunu. Ya da kıskançlık, haset. Kişinin kendisinden başkası bunu bilmez. Söylediği bir sözü, yaptığı bir işi hasedinden mi yapıyor, başka bir sebepten mi yapıyor, bunu ancak kişinin kendisi bilir.
kalbin amelleri diye bir şey var. Nasıl insan azalarıyla amel işliyor, namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz. Bedenimizin, huzurlarımızın amelleri var, kalbin de amelleri var. Ve bunu bir tek Müslümanlar biliyor, bir tek Müslümanlar bunun farkında. Yapıyorlar mı, uyguluyorlar mı? Orası ayrı bir tartışma konusu. Cenab-ı Hak kalbimizi müstakim tutan, hayatının merkezine sağlıklı bir kalbi koyan ve kalp hastalıklarından uzak bir hayat yaşayan bahtiyarlar zümresine bizi de dahil etsin.